böyle bir çıkarımda bulunabiliriz diyorsun. Ya eski şehir bence çok iyi milli maçlar için. Ben hani genel olarak milli takımın tek forması ve bir stadı olması taraftarıyım yani milli takım maçları yaptığı Tabii çok haklısın. Yer belli Gelenektir yani o. Olması da belli olmuyor. Ben böyle böyle bakıyorum. Onun dışında Mehmet'in söylediklerine sadece Hazırlıca Allah Allah'tan için bu yapılabilir. Allah'tan bu sefer Trabzon yok meselenin içinde yani. Allah Allah'tan mi? Allah'tan meselenin Trabzon yok. Ee, Cüneyt ile Ergin'in genel itirazlarına katılmakla beraber son iki maçta iyi şeyler gördüğümüzü de söyleyelim. Yani inşallah devam eder. Mesela Avrupa Şampiyonası'na gitmek istiyoruz. Onun dışındaki ücretin kategorik itirazına yüz katılıyorum. Baştan beri de söylüyorum. Yani bu milli takım ekibi seçici olarak geldiyse çok anlamlı değil benim için. Başka bir şeyler yapacaklar diye ümit ettik. Anladığım kadarıyla öyle bir şey olmayacak. Yani e, normal bildiğimiz klasik teknik direktörlük yapacaklar. Evet bunu birçok kişi yapabilirdi ama madem bu geldi iyi olsun diye destek vermeye devam edebilirim. Diğer kategorik itirazlarım devam ediyor kesinlikle. Okulukta. bu arada iyi şeyler gördüm Milli Takım'la ilgili dedin. Ee, yani üçlü Hakan oynadık mesela. üçlü Bu üçlü meselesine oldu. biz çok takıyoruz ya. Bu üçlü dörtlü meselesini biz çok abartıyoruz ya. Ben çok... de aynı kanıdayım ama ya sonuçta yani, onda bir değişim gözüküyor. Hocalar hiç öyle bir şey demiyor ya. Üçlü de oynuyoruz, dörtlü de oynuyoruz. Bazen üçlü oynuyoruz, dörtlü de oynuyoruz. Biz çok abartıyoruz bu meseleyi. Gerçekten hmm. çok abartıyoruz yani. Ha şu su söylenebilir. Evet yani madem bunu oynayacaktın ee, şu şey maçlarında oynasaydın ya Portekiz maçında oynadın sonra oynamadın hı hı. şimdi döndün hazırlık maçında gene oynadın yani o aradaki maçlarda da oynadın önemli değil benim için yani ne oynadığı hani üçlü mü oynayacak dörtlü mü oynayacak hepsini oynayacak kadro genişliği var bir takımın ee, bir uyuma ihtiyaç var. Belki Hakan daha kaptan gibi hissediyor kendini. Mesela onunla gözle görülür bir şey var. Hmm. Bu önemli Büyük bir şey bir olgunlaşma var. var gibi gözüküyor Mehmet abiyle bakış yurtlarında. Şey, dediğim Tek gibi. Teknik yani. direktör Kuntz olduğu için olmasın. <laughs> e olabilir. yani. Oyuncuların Kuntz'u tuttuğunu da söyleyebiliriz galiba. Sanki özel gitti abi. Almanya'da Büyük özel şey Kuntz yalanlar. görüşmeye gitti. Şey İskoçya. Ama Kusura bakmasın TRT'deki hiçbir arkadaşımız bir Hakan Çalhanoğlu eleştirisi yapmıyor. Ya. Yayıncı kuruluş olduğu evet. için TRT diyorum. Bir kişi Hakan, Hakan Çalhanoğlu... Bir şey söyleyeceğim. Abi hayır oğlum yani, yani son iki maçta eleştirecek bir şey yok da. Ben futbolcu olarak demiyorum. Zaten ben derdim futbolcu Hakan Çalhanoğlu ha. değil. Ha, diğer... Bu diğer benim de, bildiğimi TRT'dekilerin bilmem mümkün değil bilmemez. Ya işler yolunda gittiği zaman... Yani, yani, işler yolunda gittiği zaman bunları söylersen yarın bugün... Yani evet. Türk milli futbol takımında Hakan Çalhanoğlu'nun bilinenden çok büyük etkisi Kunt ve Hamid Altun Tavcı. aynı dili, aynı futbol dini konuşuyorlar. Ben tespitte bulunuyorum. Belki de doğru olan olur. Ama bu bizim maalesef içerideki A kültürümüz abi. Evet. İlla bir A'ya bakacak. Çok itiraz ya. etmiştik. E, tabii. i̇çerideki ee, ağ kültürü yani, bu. Burada yetişenler için itiraz etmiştik. Aynı şey dışarıda yetişenler için devam ediyor. Sonra da itiraz edersin. Muhtemelen yeni A ağımız... Öyle bir şey oluşmadı bende. E, sen doğru görürsün. Yeni, ağ... yeni ağımız işte. da Cengiz Ünder olacak. Yani seçiminde yenisi Cengiz Ünder olacak. Abi her takımın aşağı yukarı ağası vardır dünyada ama ağ oluyorsan sürükle o zaman. Anladın mı? Zılatan gibi yapabiliyor musun? Bir maç al. Ronaldo gibi. Ağ ol. Onda problem yok. Her kulübün var aşağı yukarı. Hani Almanya'da bir tek olmaz belki bu işler. Orada bir başka bir düzen var makinede. Ama şey bari bunu sürükle. Onu da yapmıyorsun. Ayrıca mesela Kuntz şöyle bir algı var abi. Karşı tarafta adamlar var, biz ne yaparsak yapalım, ağzımızda kuş tutsam onlar kilitlenmiş gibi. Biz de o kategori oluyoruz. Abi bu masada Kuntz'u benden daha çok seven olmaz. Ben 94 senesinde İnönü Stadyumu'nun yeni açık tribününde Kuntz'a tezahürat yapmış adamım. Beşiktaşlı Kuntz yani. Ben niye sevmeyeyim Kuntz'u? Herkesten çok severim. Şimdi bu söylediğimiz şey, milli takımımızla ilgili biz fikir mi söylemeyeceğiz? Evde bir karar alındığında da biz konuşmuyor muyuz? Gerçi bilmiyorum Erdal abi fikir beyan edebiliyor mu? Ben konuda. Genel olarak evde. Ya. Hani yengenin mi sözü geçiyor, kızların mı ya. sözü geçiyor bilmiyorum. Yok işin esprisi. Yani şunu söylüyorum. Biz evde sadece futbol konusunda konuşuyoruz. Oğlanla ikimizin karıştığı tek konu futbol. Milli takım bizim evimiz. Tabii tabii. Biz milli takımla ilgili tabii ki fikir beyan edeceğiz. Yanlış giden bir işe bu yanlış diyeceğiz. Benim konuyla ne işim olur şey olarak? <laughs> i̇şim ee, olur ters olarak yani anladın mı? Ne evet. derdim olur yani? Ya da Hamit Altın topla ne derdim olur? Bir kere hayatımda merhabam yok yani. Ama hep şey diyeceksin ki ya sana mı diyorlar? Niye kendini oraya yok? Hayır. Genel bir şey var ya abi. Şimdi Hamit Altın top sayın Hamit Altın top. Adaları maçından sonra mesela o tavrının, o tarzının karşılığında bir mahcubiyet hissetti mi? Yapmamam gerekir diye kamuoyuyla paylaştı mı? Bırak sözde paylaşma. Bravo. Şeyle mesela lisan haliyle böyle bir tavrı var mı? Ama yani... dün akşamki maçtan sonra paylaşımı var. Teşekkür ediyoruz milli takımın yanında olun. Kazanınca güzel her şey. Abi milli takımın benim Türk milli takımının yanında olmam için Sayın Hamid Altıntop'un, Say Sayın Mehmet Büyükakşı'nın hele hele Sayın Stefan Kun'sun çağrısına ihtiyacım yok. Ben milli takımın yanında olurum. Onlara söylerim milli takımın yanında olun diye. Ve böyle bir şey olur mu ya? Biz dış kapının mandalı değil de kimse iyi olsun diye insanlar uğraşıyor. Avrupa şampiyonasına gidemiyorsan, Dünya Kupası'na gidemiyorsan 2 2 kere 2 4. Başarısızsın kardeşim. Dünyadaki en yüksek 6. yayın kurulu şey yayıncı şeyine sahipsin. Avrupa'da tesisler anlamında ilk ona girersin. Maaşları hiç söylemiyorum zaten. Bak bakayım İspanya'da kafayı oynayan takımların sol bekine, İtalya'da, İtalya gibi bir ligin kafayı oynayan takımların sağ bekinin, sol bekinin orta sahasının aldığı maaşa bak, cebine girene, hesabına yatana. Bir de bizim ligdekilere bak. İstemeyelim mi bir şey yani? i̇stemeyelim yani. abi. abi. Bundan bahsediyor. Yani bu acı... normalmiş gibi bir de yani, Normalmiş gibi. Bir de şöyle bir durum var. Milli takımda düzelince orayı düzeltecekler. Oraya uğraşıyorlar. Oraya düzelince Türk futbolu düzelecek. İşte sadece Cüneyt Kaşeler. Bursa Spor'un, Kayseri Spor'un durumunda. Eskişehir'in, Elazığ'ın. Neredeler belli değil yani bu takımlar. Kara, büyük Keza. Mil takımda orayı düzeltmeye çalışıyorlar. Mil takımda yapılanarak düzeltelim. Orayı düzelttiğin zaman genel olarak ah, bravo. birinci, ikinci, üçüncülük, amatörlük komple düzelecek. Abi orası düzelmez. Orası bir sonuç. Mil takım bir sonuçtur. <laughs> çok üzülüyorum. TFF birincilikte bugün Eyüp Göztepe maçına gittik. Hı hı. Eyüp Spor büyük olasılıkla Süper Lig'e çıkacak. Benim babam mühendis. Ben etrafa biraz bakarken küçükten aldığım bazı şeylerle bakarım. Biraz sıkıştırsan Eyüp Stadı'nın yerinden muhtemelen Erdal abi sit alanına yakın bir şeyler çıkar mı? Arkada mezarlıklar falan. Tabii canım. Eyüp Spor'un, belki planı vardır Eyüp Spor'un planından söz etmiyorum. Türkiye Futbol Federasyonu şu anda 9 puan önde olan Eyüp Spor'la çıktığınız takdirde ne yapacak konuştunuz mu? Bravo. Döndük. Ümraniye Spor'la konuştunuz mu? Bugün Recep Hoca maç dedi. Recep Hoca konuşurken ne dedi biliyor musun? İçeride ilk maçım Alanya maçı dedi. Dört maç kaçırdım ben içeride dedi. Evet. Sahamda oynayamadım. Ee, Karagümrük oynayamıyor. İlk e, e. maçında da kazandı mı? Karagümrük yani. oynayamıyor. Yani Esenler belki stadyumunda oynayacak. Şimdi futbolu planlamak böyle bir şey. Bugün Eyüp büyük olasılıkla dediğim gibi ya, futbolu şey ama en azından iki takımdan üç takımdan, takımdan çıkacak gibi görünüyor. Ben federasyon başkanı ya da ilgili kurulların yeni olsam hemen Eyüp Sayın Başkan Murat Özkaya'ya dedim ki Murat ne yapıyorsunuz? Velev evki çıktınız ne yapacaksınız? Ve bununla ilgili galiba federasyonun kuralları var. Soru. O stat, o hale orada getirilmezse alternatiflerinizin arasında ne var? Cüneyt Anlas. Harika bir projesi var bence. Artem Dovbayk transferinde heyecanlandıran gelişme. Trabzonspor'da daha önce de gündeme gelen Ukraynalı golcü Artem Dovbayk ile ilgili önemli gelişmeler söz konusu. Son olarak futbolcunun formasını terlettiği Deni Pro yetkililerinin Bordo Mavililerle oyuncunun transferi konusunda sıcak temaslara başladığı öğrenildi. İşte detaylar. Süper Lige Dünya Kupası nedeniyle ara verilirken, takımlar transfere yoğunlaştı. Son şampiyon Trabzonspor'da bu kulüplerin başında geliyor. Fırtına, önceliği iç transfere vermiş, Abdülkadir Ömür ve Hüseyin Türkmen'in sözleşmelerini uzatmıştı. Artık sıra dış takviyelere geldi ve Karadeniz devinin listesi uzun. Ukrayna futbolunun son dönem yetiştirdiği en önemli golcülerden birisi olan Dniprolu Artem Dovbek, fırtınanın bir numaralı forvet adayı. Sezon başında da gündeme gelen 25 yaşındaki Yıldız için yönetim bu kez çok ısrarcı. 1.89 boyunda olan Dovbek, sezon başında da istenmiş ama alınamamıştı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Dovbek, Dnipro'nun yeni teklifini kabul etmedi. Bunun üzerine Ukrayna kulübünün Trabzonspor'a haber göndererek, Dovbek'i hala istiyor musunuz? gelin görüşelim haberi gönderdiği öne sürülüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın çok istediği gol makinesi için yakın bir zamanda resmi temasların başlaması bekleniyor. Piyasa değeri 6 milyon euro olarak gözüken Dovbi'nin ayrılmak istemesi Bordo Mavili yöneticilerin elini güçlendiriyor. 25 yaşındaki Ukraynalı Yıldız çok yönlülüğü ile dikkat çeken bir isim. Ana mevkisi Santrafor olan futbolcu sağ kanat ve forvet arkasında da görev alabiliyor. Bu anlamda futbolcunun transferine Abdullah Avcı oldukça önem veriyor. Trabzonspor'da yaşanan transfer gelişmeleri taraftarları da oldukça heyecanlandırmış durumda. Trabzonspor'dan Ibaou Bakar hamlesi. Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor bu sezon inişli çıkışlı bir grafik sergiliyor. Forvetleri Maxi Gomez ve Umut Bozok'tan istediği katkıyı alamayan fırtına rotayı golcü transferine çevirdi. Arap basını Bordo-Mavililerin Ibaou Bakar ile ilgilendiğini yazdı. İşte detaylar. Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da hedef, üst üste ikinci sezonda da ipi göğüslemek. Ancak bu sezon inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Bordo Mavililer, golcülerinden istediği verimi alamadı. Fırtınada Maxi Gomez bir, Umut Bozok ise 2 gol atabildi. Golcü arayışlarını sürdüren Trabzonspor'da gündeme sürpriz bir isim geldi. Bir dönem ülkemizde Beşiktaş forması giyen Ibav Bakar için soruşturma yapıldı. Arabistan basını, kulübünde mutsuz olan Yıldız golcünün Türkiye'ye gidebileceğini yazdı. Beşiktaş'ta ikilik şampiyonluğu, bir de Türkiye kupası kazanan Ibao Bakar Dünya Kupası'nda bulunuyor. İşte Arap basınına yansıyan o haber. Fırtınaya Edin viska müjdesi. Sezon başında yaşadığı sakatık nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Edin viskadan Bordo Mavililere sevindiren haber geldi. Boşnak Yıldız sağlık durumuyla ilgili fotomaça yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti. İşte detaylar. Trabzonspor'da sakatlardan iyi haberler geliyor. İkinci haftadaki Hatay maçının 40. dakikasında kolu kırılan ve uzun zamandır forma giyemeyen Viska, sakatlıklığını atlattı ve fiziksel olarak iyi durumda. Teknik ekip ve taraftarların sabırsızlıkla geri dönmesini beklediği 32 yaşındaki boşnak sağ kanat, çalışmalarına devam ediyor. Viska, fotomaça yaptığı açıklamada, kendimi çok iyi hissediyorum. Takıma katkı vermek istiyorum, futbol oynamak istiyorum takıma katkı vermek istiyorum, futbol oynamak istiyorum. Bu süreçte bana destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte bana destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Trabzonspor sağlık ekibi de Vizka'nın sakatlık sürecini atlattığını ve bundan sonraki süreci teknik ekibin koordine edeceğini açıkladı. Bordo Mavililer'de Edin Vizka'dan gelen haberler taraftarların da yüzünü güldürdü. Yıldız oyuncu geçen sezonun devre arasında transfer olduğu Trabzonspor'da gösterdiği başarılı performansla taraftarların kısa sürede sevgilisi haline geldi Viska Trabzonspor ile şampiyonluk coşkusu yaşadı ana mevkisi sağ kanat olan oyuncu çok yönlü olmasıyla dikkat çekiyor viska sağ bek ve sol kanat pozisyonunda da rahatlıkla görev alabilmekte futbol hayatına Bosna'nın Zejezlikar takımında başlayan futbolcu 2011'de ülkemize geldi Uzun yıllar Başakşehir forması terleten Edin Viska geçen sezonun ikinci yarısından itibaren Trabzonspor'da top koşturuyor. Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı AVM'nin dördüncü katından düşerek hayatını kaybetti. Son dakika, Galatasaray'ın önemli isimlerinden Abdurrahim Albayrak'ın torunu 15 yaşındaki Batuhan Bostancı, İstanbul Şişli'de bir alışveriş merkezinin 4 katındaki yemek bölümünde bulunan balkondan düşerek hayatını kaybetti. Batuhan Bostancı'nın cenazesi Nişantaşı'nda bulunan özel bir hastaneye götürüldü. Öte yandan yürek yakan bir paylaşımda bulunan Abdurrahim Albayrak, üzüntümü tarif etmem imkansız. Allah masumlar masumu yavrumu cennet makamına kabul eylesin. Bizlere de sabırlar versin. Ne söyleyeceğimi, nasıl dayanacağımı inanın bilmiyorum ifadelerini kullandı. Son dakika, İstanbul Şişli'de bulunan ünlü bir alışveriş merkezinin 4. katındaki yemek bölümünde bulunan balkondan aşağı düşen 15 yaşındaki Batuhan Bostancı ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Batuhan Bostancı'nın hayatını kaybettiği öğrenilirken, Abdurrahim Albayrak'ın torunu olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Bostancı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Bostancı'nın Galatasaray'ın önemli isimlerinden Abdurrahim Albayrak'ın torunu olduğu öğrenildi. Bostancı'nın cenazesi Nişantaşı'nda bulunan özel bir hastaneye götürüldü. Abdurrahim Albayrak ile kızı İknur Bostancı, acı haberi alır almaz soluğu hastanede aldı. Sosyal medya hesabından yürek yakan bir paylaşımda bulunan Abdurrahim Albayrak şu ifadeleri kullandı, torunum, göz bebeğim, Batuhan'ım, bugün hakkın rahmetine kavuştu. Üzüntümü tarif etmem imkansız. Allah masumlar masumu yavrumu cennet makamına kabul eylesin. Bizlere de sabırlar versin. Ne söyleyeceğimi, nasıl dayanacağımı inanın bilmiyorum. Cenaze namazımız 21 Kasım 2022 tarihinde ikindi namazına müteakip Eyüp Sultan Camii'nde kılınacaktır. Öte yandan Batuhan Bostancı'nın sosyal medyadan paylaştığı son görüntüleri de ortaya çıktı. 15 yaşındaki Batuhan Bostancı'dan geriye ailesiyle olan kareleri kaldı. Öte yandan, Süper Lig kulüpleri de sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla Albayrak ailesine taziye mesajları yolladı. Galatasaray, kulübümüzün eski ikinci başkanlarından Abdurrahim Albayrak'ın torunu Batuhan Bostancı'nın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Fenerbahçe, uzun yıllar Galatasaray Kulübü'nde yöneticilik yapmış iş insanı Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı'nın hayatını kaybettiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Batuhan Bostancı'ya Allah'tan rahmet, Abdurrahim Albayrak ve ailesine başsağlığı dileriz. Fenerbahçe, uzun yıllar Galatasaray Kulübü'nde yöneticilik yapmış iş insanı Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı'nın hayatını kaybettiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Batuhan Bostancı'ya Allah'tan rahmet, Abdurrahim Albayrak ve ailesine başsağlığı dileriz. Trabzonspor, Galatasaray Kulübü eski yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı'nın hayatını kaybettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhume Allah'tan rahmet, Abdurrahim Albayrak ve ailesine başsağlığı dileriz.